Merhaba sevgili takipçilerim. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. İşte hanımlar modelimi yakından göstermek istiyorum. Böyle çok güzel bir model. Çıtıpıtı böyle minik çiçeklerim var. Arka tarafında da minik kalp detayları kullandım. Gördüğünüz gibi her tarafında model var patiğimizin. Çok kolay bir model. Yapılışı da bir o kadar zevkli. Benim bu patiğim benim elimin ölçülerine göre 37 38 ve 39 numara ayaklar için uygun oldu. Ben bu patiğimde 3 numara patik şişi kullandım ve elmaniklerimi de şöyle göstermek istiyorum. Bakın böyle. Piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım Evet hanımlar ben hiç vakit kaybetmeden e, patiğimin yapılışına geçmek istiyorum İplerimin renk kodlarını da soracak olursanız Hani eskiden aldığım iplerde hepsinin kağıdını attım e, Şu anda gerçekten renk kodlarını bilmiyorum Rahatlıkla bulabilirsiniz piyasada sarı, krem ve yeşil Evet hanımlar ben bu patiğime her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak başladım patik burnu başlama tekniğini tekniklerini daha önce anlatmıştım farklı teknikler de var siz hangisini isterseniz onunla yapabilirsiniz bu arada kanalıma abonelik kesinlikle ücretsizdir abone ol butonuna, butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz bakın hanımlar ben 5 ilmeğimi attım 6 7 8 9 10 11 12 12 ilmek e, atarak başladım sizlerin eliniz ne çeşit başlama tekniğine alışkınsa o şekilde başlayabilirsiniz başlama tekniği çok da önemli değil dönüyorum hanımlar bu defa bana doğru gelen taraf ters taraf ilk ilmeğimi örmeden alıyorum kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu şekilde Benim ters ilmek örü şeklim böyle ben böyle örebiliyorum. Sizlerin örgü tekniğiniz nasılsa o şekilde örebilirsiniz. Herkesin örgü tekniği değişebiliyor. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Bu defa dönüyorum. Bana doğru gelen taraf düz taraf. Bu aşamada artık 5 şişe geçeceğiz. İlmeklerimiz düz olarak örülecek. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi, üçüncüyü, Dördüncü, beşinci ve altıncı. Altıncı ilmeği düz olarak ördüm, ilk şişimle ördüm. Artık bıraktım. Şimdi ikinci şişim alıyorum. Kalan altı ilmeğimi de ikinci şişimle düz olarak örüyorum. Böyle. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden şekilde ilk başladığım yerden ilmekler çıkartarak şişime takacağım. Ben tığ ile kolay ilmek çıkartabildiğim için elime tığımı alıp sizler tığ kullanmadan da ilmek çıkartabilirsiniz. Hemen buradan ilk başladığım yerlerden birer birer ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Bir ilmek çıkartıp taktım. İkinci ilmeğimi taktım. 3 4 5 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartıp 4. şişime takacağım. Şimdi şişim alıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Böylece dört şişimde de altışar tane ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar dört şişimdeki altışar ilmeğimi de bir sıra düz olarak öreceğim. Bir sıra dediğimiz olay beş şiş patikte şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi birinci şişimdeki altı ilmeğimi örüyorum. Bunu bıraktık. Şimdi ikinci şişimize geçiyoruz. Boş alan şişim ile ikinci şişimdeki ilmeklerimi öreceğim. Burayı da tamamladım. Üçüncü şişime de geldik. Bu arada hanımlar e, videoların hızlı diyen bayanlar oluyor. Bunun için şu anda videonun üzerine dokunduğunuz anda sağ üst köşede 3 nokta çıkacak. O üç noktaya tıkladığınız anda seçenekler çıkıyor. Oradan videonun hızını ayarlayabilirsiniz. Videoyu yavaşlatabilirsiniz. Ya da e, şöyle sorunla bir şöyle bir sorunla karşılaşıyorum. E, alt Altyazı çıktığını söylüyorlar. Yani videoların üzerinde yazılar çıkıyormuş. Benim alt yazılarım kapalı. Yine şu anda videonun üzerindeki 3 videonun üzerine tıkladığınız anda sağ üst köşede 3 nokta çıkacaktır. O 3 noktaya tıkladığınız anda alt yazılarınız açıktır mutlaka. Onu kapatabilirsiniz hanımlar. Ben de 4 şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi artırma işlemine geçiyoruz. Artırma işlemini şöyle yapıyorum ben. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmeğin altındaki bu ilmeğimi çıkartıp bunu da örüyorum. Burada bir artırma yaptım. Siz hanımlar şu şekilde de artırma yapabilirsiniz. Yani şu ipi alıp şöyle buraya ilmek atarak şöyle de artırma yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Bu şekilde de olur. Benim böyle elim alışkın olduğu için böyle yapıyorum. Burada birinci şişimde ilk alt artırmamı yaptım. İlk iki ilmeğimi ördüm. Artırma yaptım. Artırmalarımızı patiğimizin iki yanından yapıyoruz. Şimdi ikinci şişimdeyim. İkinci şişimde son iki ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son iki ilmeğim kaldı. İkinci ilmeğin altındaki hemen bu ilmeğimi alıyorum. Düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğim düz. İlk iki şişimde yetişer tane ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Üçüncü şişimde. İkinci ilmeğin altındaki bu ilmeğimi alıyorum. Bunu da örüyorum. Bakın yine burada da artırmam yaptım kenarlarda. Üçüncü şişimi de örüp tamamladım. Şimdi dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da artırmamı yapacağım. Dört şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olmalı. Dördüncü şişimde son iki ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altındaki bu ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde bu ilmeğimi bunu düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğim yine düz. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bakın başlama yerimiz böyle. Hiçbir şekilde başlama izi falan yok. Son derece muntazam düzgün. Hanımlar bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. Artırma yapmayacağız. Şimdi 4 şişimdeki 7'şer ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Her sıra artırma yaparsak patik burnumuz bir anda açılma yapar. O da ayak anatomisine uymaz. Hoş bir görüntü oluşmaz. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Şimdi üçüncü şişimize geldik. E, ee, hanımlar artırma işlemini düz ilmekleri örerken tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk iki ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp ikinci ilmeğin altından ilmek çıkartıp artırmamızı yapıyoruz. Ben de dört işimdeki yetişer ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi yeniden artırma zamanı. Daha önce artırma işlemini birçok kez gösterdim ama bu videoya ilk kez denk gelecek olan hanımların kafası karışmasın diye detaylı olarak tekrar göstermek istiyorum. Birinci şişimdeyim. İlk iki ilmeğimi ördüm. Ardından ikinci ilmeğin altındaki bu ilmeği çıkarttım. Bunu da yine düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. Birinci şişimizde böylece 8 tane ilmeğimiz oldu. İkinci şişime geçiyorum İkinci şişimde Son iki ilmek kalana kadar öreceğim ha, Öyle artırma yapacağım Bakın son 2 ilmeğim kaldı İkinci ilmeğimin altındaki bu ilmeğimi alıyorum bunu örüyorum Kalan 2 ilmeğim düz İlk iki şişimde 8'er tane ilmeğim oldu Üçüncü şişimdeyim İlk 2 ilmeğimi örüyorum İkinci ilmeğin altındaki bu ilmeğimi alıp Bunu da Örüyorum düz olarak Kalan ilmeklerim düz. Şimdi dördüncü ve sonuncu, sonuncu şişimde artırma yapacağım. Dördüncü şişimde son iki ilmek kalana kadar öreceğim. Bu şekilde ikinci ilmeğin altındaki bu ilmeğimi alıyorum. Buradan ilmek çıkartıp bunu örüyorum. Kalan iki ilmeğim düz. 4 şişimizde de 8 er tane ilmeğimiz oldu Şimdi bir sıra düz düz gideceğiz ardından artıracağız düz gideceğiz artıracağız bu şekilde artırma işlemini tamamlayacağız sevgili hanımlar Bu patiğimizde ben her bir şişimizde 14 ilmek Olana kadar artırdım ve modeli kurdum Şimdi hep birlikte Her bir şişimizde 14 ilmek olana kadar artıralım Ardından bir sıra düz gitmeyeceğiz Hemen buradaki motifleri kuracağız Evet sevgili hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırdım ve geldim. Şimdi şöyle yapıyoruz. İlk ilmeğimi sarı ipimle örüyorum. Bir tane sarı. Ardından krem ipimi ekleyeceğim buraya. 2 ilmek krem örüyorum. 2 tane krem. Bir sarı ile başladım, 2 tane krem ördüm. Yeni ip eklediğim için hemen bu ipimi buraya bağlıyorum. Patiğim sağlam olsun, sökülmesin diye. 2 tane düğüm attım. Ardından da şöyle devam ediyoruz. 2 sarı 2 krem. 2 tane sarı 2 tane krem. 2 tane sarı 2 tane krem bu şekilde. Diğer 3 dişimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar modelimizde bir diğer sıramıza geldik. Bu sıramızda da şu işlemi uygulayacağız. 2 tane krem örüyorum. ilk 2 ilmeğim krem. 2 ilmek sarı. 2 ilmek krem ipimle örüyorum. 2 ilmek de sarı ipimle örüyorum. 2 tane krem. 2 tane sarı. bu şekilde. Diğer üç işimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde örüp gelelim. Modelimizde 3. sıramıza geldik. Şu burun tarafındaki minik desenimizin 3. sırasına. Bu sıramızda hanımlar e, krem olan ilmekleri sarı ile sarı olanları da krem ile öreceğiz. Bakın iki kremim vardı. Bunu sarı ile örüyorum. Bu sarı ilmeklerimi de krem ile örüyorum. Bu şekilde. İki sarı 2 krem. 2 tane sarı 2 tane krem. 2 tane sarı, 2 krem diye böyle devam edecek. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 krem, 2 sarı olarak örüp gelelim. Modelimizde bir diğer sıramıza geldik hanımlar. Bir diğer sıramızda şöyle yapıyorum. İlk ilmeğimi kremli örüyorum. Ardından 2 ilmek sarı. 2 tane krem 2 tane sarı 2 ilmek krem 2 ilmek sarı 2 tane krem 2 tane sarı olarak devam edecek bu şekilde. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar ben bütün ilmeklerimi bakın tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Artık bu aşamada sarı ipimizi kullanmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi krem ipimizle düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Böyle hanımlar düz olarak 4 işimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca düz olarak örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar ben 3 sıra boyunca düz ördüm ve geldim. Şimdi buradaki minik çiçeklerimizin yapılışına geçeceğiz. Bunların yapılışı da zaten son derece kolay görüldüğü üzere. Şimdi ilk olarak yeşil ipimi ekleyerek başlayacağım. 2 ilmek yeşil öreceğim. 1, 2. Şimdi ilk 2 ilmeğimi yeşil olarak ördüm. Hemen yeşil ipimi buraya bağlıyorum. Ardından 3 ilmek krem örüyorum. 1 2 3 3 kremden sonra yeşilimizin bu yaprağını yapacağız. Hemen yanındaki bir tane daha yeşil örüyorum. Budur. Çiçeğimizin bir tane çiçeğimizin kuruluşu böyle. 2 yeşil, 3 krem, 1 yeşil. Çiçeklerimiz arasında 2 tane krem ilmeğimiz var. 2 tane krem örüyorum. Ardından ikinci çiçeğimi kuracağım. Yine buradakinin aynısını yapacağım. 2 tane yeşil, 3 tane krem, 1 tane yeşil. İkinci çiçeğimizin de tabanını kurduk. Hemen diğer çiçeğime geçiyorum. Üçüncü çiçeğimizin tabanını kuracağız. Arada iki tane krem ilmeğim var çiçek arasında. Onu örüyorum. Üçüncü çiçeğimizi kuruyorum şimdi. İki tane yeşil, üç tane krem, bir tane yeşil. Arada iki tane krem ilmeğim var. Şimdi diğer çiçeğimi kuruluşunu yapacağım. İki tane yeşil, 3 tane krem hemen diğer şişime geçiyorum 3. şişime 3. kremimi burada ördüm bir tane de yeşil örüyorum aradaki iki ilmeğimi de düz olarak ördüm diğer çiçeğimin kuruluşunu yapacağım şimdi sırayla 2 tane yeşil 3 tane krem bir tane yeşil arada iki tane ilmeğim var onu ördüm şimdi diğer çiçeğimin kuruluşuna geçiyorum 2 tane yeşil 3 tane krem 1 tane yeşil arada 2 tane düz ilmeğim var onu da örüyorum çiçek arasındaki diğer çiçeğime geçiyorum sonuncu çiçeğim 2 tane krem ilmeğim yeşil ilmeğimi ördüm arada 3 tane krem ilmeğim var 1 tane de yeşil ilmeğim var Aradaki iki kremimi de örüyorum. Bakın çiçekler tam denk geldi. Bu şekilde. Şimdi çiçeğimizin ikinci sırasını yapacağız sevgili hanımlar. İkinci sırasında da şöyle yapıyoruz. Bu ilk iki tane yeşilim vardı. Bu ilk yeşilimi krem ile örüyorum. Ardından yeşil ipimi aldım elime. Bir, iki. İki tane yeşil ördüm. Bir tane krem, bir tane de yeşil. Çiçeğimizin ikinci sırası da böyle. Tekrardan krem ipimi elime alıyorum. Şimdi arada 4 tane krem ilmeğim olacak. 4. Şimdi ikinci çiçeğimizi bu şekilde yapacağım. Şöyle 2 tane yeşil, 1 tane krem, 1 tane yeşil. İkinci çiçeğimizi de ördük. Şimdi arada 4 tane krem ilmeğim var. 1 2 3 4. Diğer çiçeğimi yapacağım şimdi. 2 tane yeşil bir tane krem, bir tane yeşil. Dört tane ara ilmeğimi örüyorum. Yeniden diğer çiçeğimi yapacağım. İki tane yeşil, bir tane krem. Üçüncü şişimize geldik. Bir tane yeşil. Arada dört krem ilmeğim var. Üç, dört. Şimdi bu çiçeğimi yapıyorum. İki tane yeşil, bir tane krem, bir tane yeşil. 4 tane aradaki krem ilmeğimi de örüyorum yine. 2 tane yeşil. 1, ikinci yeşilimi 4. yeşilimden alacağım. 2. Arada bir tane krem ilmeğim var. Bir tane de yeşilim var. 4 tane krem ilmeğimi örüyorum. Yeniden sonuncu çiçeğimi yapıyorum. 2 yeşil. 1 krem. 1 yeşil. Diğer ilmeklerimi kalan 3 ilmeğimi de krem ile ördüm. Bu şekilde hanımlar modelin ikinci sırasını da bu şekilde tamamladık. Modelimizin üçüncü sırasına geldik. Modelimizin üçüncü sırasında da şöyle yapıyoruz. Yeşilip arkada uzun uzadıya kalmasın diye krem ipin üstünden atlatarak getirdim. Bu şekilde. Şimdi üçüncü sıramızda ilk üç ilmeğimi krem ile örüyorum. Yani buradaki iki tane yeşilimi krem olarak örüyorum. Sonra bir tane yeşilim var onu örüyorum. Bir tane krem bir tane yeşil. Bu şekilde modelimizin üçüncü sırası da böyle oluyor. Arada beş ilmeğim var. Şimdi krem ilmeğim. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonrasında yeniden bir tane yeşil, bir tane krem, bir tane yeşil örüyorum. İkinci şişime geçtim. Arada yine beş krem ilmeğim var. Onu da örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonrasında yine bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada yeniden 5 krem ilmeğim var. Bir yeşil. Üçüncü şişime geçtim. Bir krem, bir yeşil. Arada yine 5 tane krem ilmeğim var. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine aradaki 5 ilmeğimi örüyorum. 4 şişimiz de böyle dolanıyor hanımlar. Bütün çiçeklerimiz için aynı işlemi yapıyoruz. 4 kremim olmuştu. 5. kremimi de ördüm. Ardından bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada 5 tane kremim var. Onu da örüyorum. 5. Bir yeşil bir krem, bir yeşil. Kalan iki ilmeğim de yine krem olarak örülüyor. Modelimizde dördüncü sıramıza geldik hanımlar. Dördüncü sıramızda şöyle yapıyorum. İlk bir tane ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından iki tane sarı öreceğim. Artık çiçeğimize geçiyoruz. Yeşil ipimizi kullanmıyoruz ama yeşil ipimi kesmeyeceğim. İkinci çiçekleri yaparken de lazım olacak. Hemen sarı ipimi alıyorum. Bir krem ördükten sonra sarı ipimi aldım. 2 ilmek sarı örüyorum. 1 2 Sonrasında yine krem ipimi aldım. 2 tane krem örüyorum. Buradaki bir tane yeşilin üstüne bir tane sarı örüyorum. Bu şekilde. Şimdi bu sıramızı yaptık. Sonrasında yine devam ediyoruz. Arada 1 2 3 tane krem ilmeğim var. Şeker i̇şte aralarında 3 tane krem ilmeğimiz oldu bu sıramızda. Yeniden iki tane sarı, iki tane krem, bir tane de yeşil. Bir pardon, bir tane de sarı örüyorum yeniden. Yeniden e, çiçek arasında üç tane krem ilmeğim var. Üç krem ilmeğimi örüyorum. Tekrardan sarı ipimi aldım. İki tane sarı, iki tane krem ve buradaki yeşilin üstüne bir tane sarı örüyorum. 3 tane ara ilmeğimi de yine krem ile örüyorum. Hemen diğer çiçeğimi yapıyorum. 2 tane sarı, 2 tane krem, 1 tane sarı. Aradaki 3 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 2 tane sarı, 2 krem, 1 sarı. Arada 3 tane krem ilmeğim vardı. Yine onu düz olarak örüyorum. Bir diğer çiçeğimi yapacağım. 2 sarı 1 2 arada iki tane krem ilmeğim var yeniden bir ilmek daha sarı örüyorum çiçek arasındaki 3 tane krem ilmeğimi de ördüm yeniden 2 ilmek sarı 2 ilmek krem 1 ilmek de sarı örüyorum kalan 2 ilmeğim düz krem ile örülüyor şekilde modelimizin dördüncü sırasını da böylece tamamladık. Modelimizde sevgili hanımlar beşinci sıramıza geçtik. Beşinci sıramıza da şöyle yapıyoruz. Burada iki tane sarı ilmek örmüştük. Yanlarındaki kremleri de sarı öreceğiz. Dört ilmek sarı olacak. Bir, iki, üç, dört. Ardından krem ipimi elime alıyorum. Bir, iki, üç, dört tane kremli örüyorum. Sonrasında buradaki iki tane sarı ilmeğimi de dört sarı olarak yapacağım. Bir, iki, üç, dört. Arada yeniden dört tane krem ilmeğim var. Bu bölüm dört sarı, dört krem diye devam ediyor. Hemen ikinci işi şimdi de göstermek istiyorum. Üç, dördüncü kremimi ördüm. Sarı ipimi elime alıyorum. Dört tane sarı örüyorum. Dört sarı. Bir, iki, üç, dört yeniden krem ipimi alıyorum 4 ilmek krem örüyorum 1 2 3 4 ardından 4 sarı 3 4 3. şişime geçtim 3. şişimde de yine aradaki 4 tane krem ilmeğimi örüyorum yeniden 4 tane sarı örüyorum ardından tane krem 4 tane sarı 3 4 yeniden 4 tane krem ilmeği örüyorum 4 ilmek de sarı Son 4 ilmeğimi de krem ile örüp bu sıramızı tamamlıyoruz bu şekilde. Modelimizde altıncı sıraya geldik. Modelimizin altıncı sırası da şöyle oluyor. Burada dört tane sarı ilmeğim vardı. İlk sarı ilmeğimi yine sarı ile örüyorum. Bir tane sarı. Ortadaki iki sarı ilmeğimi krem örüyorum. Hemen kenardaki bir tane sarıyı sarı olarak örüyorum. Bu şekilde. Aradaki dört tane krem ilmeğimi krem ile örüyorum. 1 2 3 4 Hemen kenardaki bir tane sarıyı sarı olarak örüyorum. iki krem bir sarı. Arada dört tane krem ilmeğim var. 3 4 1 tane sarı iki tane krem bir tane sarı. Arada dört tane krem ilmeğim var. Yeniden 1 sarı, 2 krem, 1 sarı. Arada 4 tane krem ilmeğim var. 3. şişimdeyim bu arada. 1 sarı, 2 krem, 1 sarı. Aradaki 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1 sarı, 2 tane krem, 1 tane sarı arada 4 tane krem ilmeğim var. 1 sarı, 2 krem, 1 sarı ve kalan 4 ilmeğim krem. Evet hanımlar, modelimizde sonuncu sıramıza geldik. Yani hemen sayalım. 3 4 5 6 ve 7. sıramıza geldik. Zaten model 7 sıradan oluşuyor. Bu sıramızda ilk sarı ilmeğimi kremle örüyorum. Ortadaki 2 krem ilmeğim sarı olacak sadece bu sıramızda. Ben şöyle iki tane sarı olarak örüyorum ortadaki 2 krem ilmeği. Yeniden krem ipimi aldım. Aradaki 6 tane ilmeğimi krem öreceğim. 4 5 6 2 tane sarı 6 tane krem. Bu şekilde. 4. kremim. 5. ve 6. kremi. 2 tane sarı ilmek örüyorum. 1 2 6 tane krem. 1 2 3 4 5 6. 2 tane sarı 6 tane krem. şöyle ikileri toplayayım kremi kremimi burada örmüştüm. 2, 3, 4, 5, 6 2 tane sarı örüyorum. 6 tane krem. 2 tane sarı. 4. ve sonuncu şişime geldim. 6 tane krem. bitti sarı. 6 Gerisi krem. Kalan ilmeklerim. Burada 5 krem vardı. Burada bir tane toplamda 6 krem. Çiçeğimizi bu şekilde tamamladık sevgili hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bütün ilmekleri krem ipimizle düz olarak öreceğiz. Çiçeğimiz bitti artık. şekilde. Bütün ilmekler krem. Böyle hanımlar e, 3 e, Dört işimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca düz olarak örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar ben çiçeklerimden sonra bakın yakın göstereyim. 3 sıra boyunca düz ördüm ve geldim. Şimdi yine aynı hizadan aynı sıradan aynı çiçekleri yapacağız. Kafanız karışmasın diye bir şiş üzerinde hemen göstereyim yeniden. İlk çiçeğimize nasıl başlamıştık? İlk iki ilmeğimizi yeşil ile örmüştük. Ardından arada üç tane krem ilmeğim vardı. Bir tane de yeşil örmüştük. Arada iki krem ilmeğim vardı. Yeniden ikinci çiçeğimizi kurmuştuk. İki tane yeşil, üç tane krem, bir tane yeşil. İlk çiçekleri kurduğumuz gibi aynı şekilde burada da ikinci çiçekleri kuracağız. Eğer kafanız karışırsa bu ikinci çiçeklerde bu ilk çiçekleri kurduğumuz e, videonun bölümüne gelerek kolaylıkla ikinci çiçekleri de yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Bu patiğimizde hanımlar hemen şöyle modelim üzerinde göstermek istiyorum. İkinci çiçeğimizi bitireceğiz. İkinci çiçeğimiz bittikten sonra 3 sıra boyunca krem ipimizle düz örüp geleceğiz. Ardından sizlere bilek ayrımını nasıl yaptım? Arkaların sayılarını ayarladım. Detaylı olarak anlatacağım. Evet sevgili hanımlar, ben patiğimin ön tarafını tarif ettiğim ölçülerde tamamladım ve geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Bilek ayrımı için son bir ilmek kalana kadar öreceğim ilk şişimde bakın son bir ilmeğim kaldı buradaki sonuncu ilmek ile diğer şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum bu iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum ondan sonra bu ilk yer değiştirmiş olduğum ilmeğimi ilk şişimle örüyorum burada ilmekleri yer değiştirmemizin sebebi bilek ayrımının çok sağlam durması sıkı durması İşte bu şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir açılma yapmıyor ayağı giyince çok kullanışlı oluyor bu şekilde ardından burası bilek ayrımımız oldu sonrasında yer değiştirdiğim ikinci ilmeğimi de diğer şişimle bu şekilde örüyorum hanımlar bu patiğimizin kenarlarında yani buralarında beşer ilmek haroşa var beş ilmek haroşamızı hemen yapıyoruz 5 ilmek zaten örmüşüm. 5 ilmek ördüm. Hem düzden hem de tersten düz örgü örünce haroşa oluyor. Aynı zamanda hem düz taraftan hem de ters taraftan ters örgü örünce de haroşa oluyor. Fakat ben her iki taraftan da düz örgü ör örmeyi tercih ediyorum. O şekilde daha kolayıma gidiyor. 7 ilmek haroşa ilmeğimizde ördüm. Ardından 2 ilmek daha düz örüyorum. 1, 2 Sonrasında arkadaki minik kalpleri başlatıyoruz. Sarı ipimi alıyorum. 1 ilmek sarı örüyorum. Sonrasında hemen bu eklediğim sarıyı buraya bağlıyorum. Patiğimiz açılmasın diye iki tane düğüm atıyorum. Ardından krem ipimi elime alıyorum. Bir tane sarı örmüştük. 5 tane krem örüyorum. 2 3 4 5 Bir sarı devam ediyoruz. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar bu şekilde öreceğiz. 5 sarı ördük, 1 krem. Yeniden 5 sarı. 1 2 3 4 5. 1 ilmek sarı. 5 krem, 1 sarı olacak şekilde eee ilk sıramızı tamamlayacağız bu şekilde. 5 krem, 2 3 4 5. 1 ilmek sarı. 5 ilmek krem bir tane sarı 5 ilmek krem 4 oldu bir iki ayrım yaptığımız işimize geldik 5 tane krem 1 ilmek sarı örüyorum 5 ilmek krem 3 4 5 1 ilmek sarı örüyorum Sonunda hanımlar bu tarafta 6 tane ilmeğimiz kaldı. Bu kalan 6 ilmeğimizin hepsini düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra geri dönüyoruz. İlk ilmeğimi böyle örmeden alıyorum. Bu ilk kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Haroşa olması için. 2, 3, 4, 5. Ardından e, kalan diğer ilmeklerimin hepsini ters öreceğim. Patiğimizin arka taraflarını düz tarafları düzden ters tarafları da tersini öreceğiz hanımlar. 5 tane haroşa ilmeğimi ördükten sonra kalbimizi yapmak için bir ilmek sarının önündeki bir krem ilmeği sarı olarak öreceğim bu sıramızda. Bir sarı bir önceki sıradaki sarı olan ilmeğimi de krem öreceğim. Bir krem bir tane daha sarı bu şekilde hanımlar. Kalp motifimiz sadece iki sıradan oluşuyor. Arada üç tane krem ilmeğimiz var. Üç kremden sonra bir tane sarı, bir tane krem, bir tane sarı örüyorum. Ardından diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimde de yine üç krem örüyorum. Kalp aralarındaki ilmeklerimiz üç krem. Bir sarı, bir krem, bir sarı örüyorum yeniden üç tane krem hanımlar benim ters ilmek örü şeklim böyle ben bu şekilde örüyorum ters örgü sizin ilmek alış şekliniz nasılsa o şekilde örebilirsiniz herkesin örgü tekniği doğal olarak değişebiliyor bu şekilde kalplerimi yapmaya devam ediyorum 3 krem, bir sarı, 1 krem, bir sarı. Arada 3 tane ilmeğim var. Yeniden devam ediyorum. 1 krem, bir sarı. Bir sarı, bir krem, bir sarı buradaki kalbimi de oluşturdum. Arada 3 tane krem ilmeğim var. Onu da ördüm. Sonuncu kalbimizi yapıyorum artık. Buraya kadar bütün ilmekleri ters ördük. Son 5 ilmek kalana kadar ters örüyoruz. Son 5 ilmeğim haroşa olduğu için düz örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Bilek ayrımında dönüyorum yeniden. Kalp motifimizi oluşturduk hanımlar. Bu sıramızda... Ee, Tamamen bütün ilmekleri krem ipimizle bakın düz olarak öreceğiz. Böyle. Bu şekilde hanımlar, bütün ilmeklerimizi e, diğer bilek ayrımı yaptığımız yere kadar düz olarak örelim, ardından tekrardan bu taraftan yine krem ipimizle bütün ilmekleri ters olarak e, buraya kadar bu bilek ayrımına kadar örüp gelelim. Evet hanımlar bakın ben e, düz olarak krem ipimle gittim bir sırada geldim Kalbimizden sonra iki sıra örmüş olduk e, Kalp desenlerimizin arasında yani buralarda iki sıra var İki sırayı böylece tamamladık Şimdi ikinci kalbimizin kuruluşunu sizlere anlatmak istiyorum 5 ilmek Haroşa bölümümüz vardı bu şekilde 5 ilmekten sonra ikinci kalbimizi Hemen bakın bu iki kalbin arasında 3 ilmek vardı tam ortasından başlatacağız ikinci kalbimizi 5 ilmek haroşadan sonra 1 2 3 4 5 5 ilmek düz olarak örüyorum ardından bir ilmek sarı örüyorum ikinci sıra kalbimizin yapılışını da böyle başlatıyoruz hanımlar ardından arada 5 ilmek krem var 5 krem bir sarı 5 krem Bu şekilde 4 5 bir sarı yeniden 5 krem örüyorum? 1 ilmek sarı 5 ilmek krem 1 ilmek sarı 5 ilmek krem 1 tane sarı yeniden 5 ilmek krem öreceğim. Bilek ayrım yaptığımız şişimize geldik. 3 4 5 1 ilmek krem. Son 5 ilmeğimiz zaten e, haroşa olan bölümde. Burada 4 ilmek kaldı. Buradaki 4 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Yine son 5 ilmeğim var. Bu da haroşa olan ilmeğimdi. Bunu da düz olarak örüyorum. Şimdi dönüyorum hanımlar. İlk ilmeğimi böyle örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi, üçüncüyü, dördüncüyü ve beşinciyi düz olarak ördüm. Bakın haroşa oluştu. Kalan ilmeklerimin hepsini ters öreceğim. Şimdi yine kalbimize geldik. Sarıdan bir önceki ilmek krem bu ilmeğimi bu şekilde sarı örüyorum. Bir ilmek. Bir önceki sarı, sırada sarı örmüş olduğum ilmeğimi krem örüyorum. Hemen yanına bir ilmek daha sarı örüyorum. Sonrasında arada 3 tane krem ilmeğimiz var. Yeniden bölümde kalplerimizi yapılışına devam ediyoruz. Bir ilmek sarı, bir ilmek krem, bir tane sarı. Arada 3 krem ilmeğim var. Bir sarı, bir krem, bir tane sarı. Arada 3 tane krem ilmeğim var. Gördüğünüz gibi patiğimizin arka tarafını örerken üst tarafları düzden ters tarafları da tersten örüyorum hemen diğer şişime geçtim bir ilmek sarım var burada bilek ayrımından sonra örerken hanımlar burası genişleyecektir şu bilek ayrımı yaptığımız yer burada artık 5 şişle yapmamıza gerek yok şişleri azaltabilirsiniz 4 şişe 3 şişe 2 şişe o şekilde zaten açıldıkça şiş sayımız da düşecek Şu şekilde Arada 3 kremim var. Bir sarı, bir krem, bir sarı. Arada 3 krem ilmeğim. 1 2 3 1 krem, pardon, bir sarı, bir krem, bir sarı. Son 5 ilmek kalana kadar ters örüyorum. Şu 15 ilmeğim haroşa olduğu için düz örüyorum. Tekrardan döneceğiz hanımlar. Olay bu, bu kadar. Kalbimizden sonra bir sıra krem ipimizle diğer bilek ayrımına gideceğiz. Şuraya kadar öreceğiz. Ardından tekrar dönüp geleceğiz. İki sıra olmuş olacak. Yeniden üçüncü kalbimizi kuracağız. Şu şekilde anlatayım. Zaten ilk iki kalbin kuruluşunu anlattım. Ee, i̇ki sıra kremle bir gidip geldikten sonra iki sıra ördükten sonra üçüncü kalbimizi yine ilk kalbimize kurduğumuz gibi aynı şekilde kuruyoruz. Haraşodan sonra iki ilmek örüp ondan sonra kalp yapıyoruz. Ee, diğer dördüncü kalbimizi yaparken de kanarımlar aynı hizadan gidiyor. Haruşodan sonra 5 ilmek örüp o şekilde kalbimizi kuruyoruz. Kalp motiflerimizi bu şekilde yapıyoruz. Ben bu patiğin arkasına 8 tane kalp yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve aynı zamanda burada da bu şekilde haroşaları sayacak olursak 16 diş haroşa yaptım. Sizlerin e, ölçüleriniz, elinizin ölçüsü ya da örmek istediğiniz ayak numarası değişebilir. Ona göre hanımlar ayağınızı ölçerek yaparsanız daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örüp gelelim ardından birlikte patiğimizin topuk kesimini Ve burada uygulamış olduğum gizli kesimi sizlere detaylı olarak anlatacağım Evet sevgili hanımlar ben patiğimin arka tarafını ördüm ve geldim şimdi birlikte Patiğimizin topuğunu yapacağız Topuk tarafını yaparken bakın hanımlar model üzerinde göstereyim Haroş olan bölümleri yine haroş olarak örüyoruz model bütünlüğü de sağlamış oluyor bu şekilde 5 ilmek haroşan vardı. Kenar ilmeğimle birlikte sayıyorum. 2, 3, 4, 5. Ardından sayarak öreceğim. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 24 ve 25. ilmeği bu iki ilmeği keserek örüyorum. Burada bir topuk kesimi yapıyorum. İlk kesimin böyle. Ardından geri dönüyorum. Kesim yapmış olduğum ilmeği örmeden alıyorum. Bu taraflar ters denk, tarafa denk geldiği için buraları ters örgü olarak örüyorum hanımlar. Şişleri, şişimi sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Sadece son 5 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Çünkü haroşa olacak. Bakın son 5 ilmeğim. Buraları düz örüyorum. Şimdi tekrardan dönüyorum. İlk ilmeğimi böyle örmeden alıyorum. 5 ilmeğim haroşaydı yine düz örgü. Yine sayarak öreceğim. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. Yine ilk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. Her defasında ilk 23 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. 24 ve 25. ilmeğimizi keseceğiz. Her defasında bu şekilde yapacağız sevgili hanımlar. Şimdi tekrardan döneceğiz. Yeniden geleceğiz. 23 ilmeğimizi örüp 24 ve 25.yi keseceğiz. Bu kesme işlemini sevgili hanımlar sol taraftaki şişimizde yani bu şişimizde 24 ilmek kalana kadar devam ettireceğiz. Şimdi hep birlikte sol şişimizde 24 ilmek kalana kadar buradaki ilmekleri birer birer kesip gelelim. Evet hanımlar ben patiğimde bakın topuğumu böyle birer birer. Şuradaki ilmeklerimi kestim. Ve bu taraftaki şişimde 24 tane ilmeğim kaldı. Burada da 24 ilmeğim var. Burada da 24 ilmeğim var. Bu aşamada şöyle yapıyoruz. Patiğimizin düz tarafı içeride ters tarafı da dışarıda kalacak şekilde böyle ikiye katlıyoruz. Karşılıklı olarak buradaki ilmeklerimizi keseceğiz. Ben yine tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. ilk kesimimi şöyle yapıyorum sevgili hanımlar. Karşılıklı olarak şişlerden birer tane ilmek alacağız. Benden taraftaki şişten bir ilmek, karşı taraftaki şişten de bir ilmek aldım. Bu iki ilmeği tığım ile birlikte böyle topluyorum. İlk kesimimiz böyle. Diğer kesimlerde de şöyle devam ediyoruz. Benden taraftaki şişten bir ilmek, karşı taraftaki şişten de bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeği böyle birbirinin içinden geçirip tığım ile böyle topluyorum. Benden taraftaki şişimden bir ilmek, karşı taraftaki şişimden de böyle bir ilmek alıyorum. Bu ilmekleri böyle birbiri içinden geçiriyorum. Böyle tığım ile kesiyorum. Karşılıklı olarak ilmekleri böyle birbiri içinden geçirerek birer birer kesiyoruz hanımlar. Gizli kesim oluyor bu. Ben de taraftaki şişten bir ilmek, karşı taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İlmekleri birbiri içinden geçirip tığımız ile topluyoruz. Kalan ilmeklerimizi de tarif ettiğim gibi kesip gelelim. Ben bütün ilmeklerimi kestim, bitirdim. Hatta iplerimi de gizledim. Bu şekilde oldu. Patiğimiz de böylece son buldu. Hatta bir videomun altına bir hanımefendi yorum yapmıştı. Patiğinizin içi nasıl oluyor acaba? Gösterir misiniz diye. Hemen aklıma geldi. Bazen unutuyorum hanımlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Patiğimizin iç tarafı bu şekilde. Gördüğünüz gibi. İçimiz dışımız birdir. İşte böyle. İç tarafı da gayet güzel. Dışı da zaten belli. Evet hanımlar bugünlük de bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni modellerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.